Araba almak mı istiyorsunuz, araba fiyatlarını mı araştırıyorsunuz? Burada herkese, herkesiye uygun araba bulmak mümkün. Örneğin 15 bin liranız varsa da bir araç alabilirsiniz ya da ben lüks araç seviyorum diyorsanız ortalama 700 bin lira vererek de buradan bir jip satın alıp çıkabilirsiniz. Burası neresi peki? Burası gümrükte kalan araçların satışının yapıldığı Ticaret Bakanlığı'na bağlı Ankara Ergazi'deki gümrükte kalan araçların satış ve tasfiyesinin yapıldığı bir ambar. Şimdi buranın müdürüyle konuşacağız. Buradan araç almak isteyenler neler yapacaklar? Yanımızda Hakan Emin var. Hakan Bey, merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba, siz de hoş geldiniz. Efendim, şu an burada ortalama kaç araç var? Yaklaşık 200 civarında aracımız var. Peki buradan araç satın almak isteyen kişiler neler yapabilirler? Bakanlığımızın, Ticaret Bakanlığı'nın 2014 yılında uygulamaya almış olduğu elektronik ihale sistemi ki e-ihale gov.tr adresi üzerinden buraya erişim sağlayabilirler. Yine aynı şekilde E-Devlet üzerinden ve mobil uygulamalarımızdan sisteme giriş yapabilirler. Hı hı. Önce sisteme üye olacaklar. E-ihale yöntemiyle alacaklar. Üyeliğimiz ücretsizdir. Yani buraya gelip aracın bedelini ödeyerek anahtar alıp çıkamazlar mı? Yok. Sistem üzerinden üye olmaları gerekiyor. Daha sonra eğer ki bir araç almak istiyorlarsa ilan edilen araçları inceleyip bulunduğu yerde görüp tekliflerini verebilirler. Nasıl inceleyebiliyorlar? Örneğin bir fotoğraf ya da video paylaşımı mı yapıyorsunuz? Buraya gelip içine girip bakabiliyorlar mı? Evet. Sistem üzerinde araçlara ait ekspertiz raporları, bunun yanında resimler ve videoları yayınlanmakta. Ayrıyetten araçları 3 günlük ilan süremiz var. Yine 3 iş günü teklif verme süremiz var. Bu süreler içerisinde bulunduğu yerde de görüp inceleyebilirler. Efendim peki mesela buradan araç alacak kişiler ihale yöntemine girdiler. Araçları satın aldılar, parasını ödediler. Sonradan bir mahkeme kararı ya da araçlarla ilgili herhangi bir vergi durumu çıkabiliyor mu? Alıcıyı etkiler mi bu durum? Yok, hayır. Kesinlikle güvenli bir şekilde bizden araçlarını alabilirler ve araçlarını rahatlıkla kullanabilirler. Yani sonrasında herhangi mahkeme kararı bile çıksa tabii bu alıcıyı etkilemez. Tabii ki. Peki efendim, burada özellikle biz gümrükte terk edilen ve 5607 sayılı kaçakla mücadele kanununa göre tasfiyeli hale gelen araçların satışını yapıyoruz. Yani gurbetçiler yurda araçla geliyorlar. Burada sanırım bir bekleme süresi var değil mi? Şöyle, yurda araçlara geldikleri süreleri de var. Bu süre içerisinde tabii ki araçların yurt dışına tekrar çıkarılması gerekiyor. Bunun yanında işte gelen gurbetçilerimiz araçları arıza yapabiliyor, kaza yapabiliyor. Bunları gümrüğe terk edebiliyorlar. Gene gümrük kanununa göre biz bu araçların tasfiyesini yapıyoruz. Yani aynı zamanda hem yani gurbetçilerin getirdiği, kullandığı ve götüremedikleri o yasal sürenin dolduğu araçlar var. Hem de vergi anlamında değil mi? Usulsüzlüklerin yapılıp yurt içinde yakalanan araçlar burada. Bunlar da olabiliyor. Bunun yanında dediğim gibi araç arıza yapabiliyor. Ekonomik olmayabiliyor onlar için. O takdirde gönül rızasıyla, kendi rızalarıyla gümrük kanunu 164. maddeye göre terk edebiliyorlar. Hı hı. Efendim peki ne kadar araçlar? Biz ortalama bir şey söyledik ama. Şimdi şöyle, dediğiniz gibi siz de az önce sunumunu yaptınız herkese uygun diye. Yani 10-15 bin liradan da başlayıp yani milyon TL'ye kadar ulaşan araçlar müdürlüklerimize satışı yapılmaktadır. Yani Türkiye'de 21 tane tasfiye müdürlüğümüz var. Araçların satışı yapılmaktadır. Hı hı. Peki efendim, ortalama bir araç buraya geldiğinde hemen satışı yapılıyor mu yoksa bir bekleme süresi de var mı? Şimdi özellikle 5607 sayılı kaçakla mücadele kanununa gelen araçlarda belli bir bekleme süresi var. Bunlarla da ilgili devletimiz bunda kolaylık getirdi. Artık öyle uzun yıllar araçlar beklemiyor. 6 aylık bekleme süresi var. Eğer 6 ay içerisinde herhangi bir şekilde mahkemesiz sonuçlanmamış ya da dava açılmamış ise o takdirde 6 ay sonra da araç tasfiyeli hale gelmekte ve müdürlüğümüze satışı yapılmaktadır. Yani yasal olarak o aracı alıcı ihale yöntemiyle aldıktan sonra herhangi bir hakkında bir şey çıkmıyor. Kesinlikle. Gönül rahatlığıyla gelip alabilirler. Tabii ki. Devletimizin güvencesi altında gönül rahatlığıyla alabilirler. Vatandaşlar ihaleye girmeden önce buraya da gelip arabaları görebiliyorlar değil mi? Tabii ki. Araçları internet üzerindeki bilgilerle inceleyebildikleri gibi gelip bulunduğu yerde ilan ve teklif verme süresi içerisinde görebiliyorlar. Yanlarında araçtan alındığını düşündükleri bir usta da getirip araçları inceleyebilirler. Ha, kendileri de ihaleye girmeden araçları da göstertebiliyorlar burada. Tabii. Ankara'da kaç böyle ambar var acaba? Ankara'da müdürlüğümüz Ergazi tesislerinde. Bunun dışında başka bir yerde aracımız yok. Ergazi'de ağırlıklı olarak. Anladım. Ortalama her günde buraya araç geliyor diyorsunuz. Evet, doğru. Yani ihale yöntemine girerek buradan piyasa fiyatının biraz da altında değil mi? Daha ekonomik olarak. Tabii piyasa fiyatının altında zaten ihalelerimiz başlıyor. Ama teklifler tabii ki katılımcıların verdiği fiyatlarla en son şekilleniyor. Peki, teşekkür ediyoruz. Yani buraya gelip haftanın kaç günü görebilirler?
mesai saatleri içerisinde sanırım. Şöyle ilan edildiği sürede yani internet sitemiz üzerinden bunun takibini yapacaklar. 3 günlük ilan süresi var ve 3 günlük 3 iş günü teklif verme süresi var. 3 iş günü içerisinde gelip evet, arabaları evet, gezip evet, içine binip evet, bakıp. Toplamda 6-7 günlük bir süreye tekabül ediyor. Yani ekspertiz raporları evet, da var araçların durumlarına dair. Tabii ki kesinlikle. Gelip görüp alabilirler. Evet evet. Buradan biz de. Alabilirler hiçbir tereddütler olmasın. Evet, devlet güvencesiyle kesinlikle, bu araçları da buradan. Evet. Alabilirler. Teşekkür ediyoruz efendim. Teşekkür Ankara Ergazi'de gümrükte satılan araçların tasfiyesinin yapıldığı ambardayız. Burada şu an yüzlerce araç var. Dediğimiz gibi herkese, herkese uygun araç bulmak mümkün. 15 bin liraya da ekonomik bir araç alabilirsiniz. Ya da lüks bir araç içinde buraya gelip ihale yönteminde teklifini vererek bu araçların sahibi olabilirsiniz. İş günleri içerisinde de mesai saatleri içerisinde de buradaki araçları gezip bakmak mümkün. Ve şunu da belirtelim, ekspertiz raporları da var. Arabaların son durumları da o raporla birlikte ispat edilmiş durumda. Ankara'dan aktaracaklarımız bu kadar diyelim. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım.